Söyleyeceğim konu başka. Bir de Allah'a veli olanlar vardır. Ha işte o çok mesele orada düğümleniyor zaten. Onu evet, da burada mesele yani, orada düğümleniyor. Allah'a veli olanlar. Bir de Allah'a veli olanlar vardır. Şimdi veli neydi? Yardımcı. Yardımcı olanlar demek. Yahu Kur'an'da bir de Allah'ın yardımcıları vardır. Allah'a yardım edenler vardır. Şirk evet bu mu? Bir ifadedir. Evliyaullah vardır yani Kur'an'da. Allah yardım edenler. Evet anlamı bu. Madem öyle hani Allah yakın yardım şey yapan var diyorduk ya. Evet. Bir de Allah'a yakın olanlar vardır. Böyle kişilerden vardır yani. Allah yakın olanlar. Evet. Mümindir onlar. Şimdi bunlara bakacağız. Şimdi hani dedik ya bu üçler, yediler, kırklar işte evliyaullahmış ya. Evet. Sen bunlar onların evliyaullah duymuştum. Olduğunu kabul etmiyor musun yani? Onları ben okudum. Üçler, yediler, kırklar, birçok hikayeler uydurulmuş o şekilde. Onları okudum. Evet. Zamanında. Evliyaullah vardır. Evet. Evliyaullah'ın yanında bir başka ifade daha vardır Kur'an'da. Ne nedir o? Ensarullah ifadesi Ensarullah, vardır. Ensarullah, yardımcı. Evet. Bir de evet. Ensarullah vardır. Allah'ın yardımcıları. O anlama geliyor. Şimdi şeyde Evliyaullah ifadesi yakınlar. Ensarullah, yardımcılar. Ensarullah, Allah'ın yardımcıları. İsa Aleyhisselam şeyindeki geçer miydi? Oradaki havariler münasebetinde de olduğu gibi. Havariler. Evet. Evet. Veli anlamı ne dediydi? Bak şimdi Yunus 62'ye bir bakalım. Yunus 62. Ve bunu değerli izleyicilerimizin hepsi bu ayeti Yunus 62-63'ü ve Enfal 34'ü atlarını öğrendikleri gibi öğrenmeliler bilmeliler. Şimdi Yunus 62. Bunu bulalım. Ela 60. İnne evliya Allah la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ela uyanık olun, dikkat edin. Hatta bu ela işaretiyle ilgili çok enteresan bir ifade gördüm Arapça metinlerinden birinde. İfade uyarı işareti ama lafla değil. Sopayla dürterek böyle böyle hani uyarma gözünü şiddetli aç. Şiddetli bir ikaz. Anladın mı? İkazı böyle dürtülü yani dürtülü ikaz. Ayet öyle başlıyor kardeşim. Dikkat şüphesiz ki Allah'ın yakınları la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Onlara korku yok, onlar üzülmezler. Böyle bir grup var. Allah'ın yakınları, evliyaullah var. Allah'ın yakınları var. Kim onlar efendim? Ellezine amenu ve kanu yettekun. İman eden ve Allah'ın koruması altına giren kimseler. İstisnasız. Evet. Koruması altına girenler. Evet, takvaya girenler. Evet. İman etmiş takvaya girenler. Enfal 34'ü okuyalım mı? Evet. Orada ve mâ kânû evliyâe ayeti de yarıdan okuyorum bunu. Enfal 34 ama herkes okusun. Ve onun evliyaları yoktur ama bak dinle. Cümle değişecek. İn evliyâuhu illel müttekûn. Onun evliyası, onun yakınları var ya, Allah'ın yakınları kim biliyor musun? Takva sahipleri. Yakınları takva sahipleri. Takva sahipleri. Evet. İmanlı olup takva sahibi olanların tümü evliyaullah'tır. Yani bu kadar sınırlı bir şekilde değil, çoğaltabiliriz. Belirli sayı. Kişilerin şeyinde falan filan değil. Ben torpiliyim, tamam. Ben önceden Allah'ın dostu oldum. Bu ayetlere bakacak olursak öyle ama herifin oğlu Müsned'de Ebu Davud'un Sünen'inde iki tane rivayetle bir portre çizdi. Bir İbn-i Mace'de de var bu. Üç şeyde bir portre çizdi evliyaullah diye. Bak ne diyor. Peygamber Efendimiz evliyaullah kimdir diye sorulmuş. O da şöyle buyurmuş. Onlar öyle kimselerdi ki görüldükleri zaman Allah hatırlanır, zikredilir. Buyur. Bir başka rivayet. Evet. Bu Ömer'den rivayet edilen bir hadiste kendileri şehit veya nebi olmadıkları halde nebilerin ve şehitlerin gıpta ettiği aralarından ticaret ve akrabalık olmadığı halde birbirlerini Allah için seven kimselerden bahsedilmektedir. Evet. Gibi bir şey var. Yine Ebu Davud'da evliyaullah Allah için severler, birbirlerine dost, yaran, ahbap olurlar. Peygamberimiz adını kullanmak suretiyle bu şekilde peygamberimiz, evet. Şimdi, demin dedim ki
Kur'an her şeyi çift dikiş yapar. Tabii. Bir tarafta evliya veli derken bir tarafta ensarullah der. Ki yanlış anlaşılmasın. Orada sigorta altınmış oluyor tabiri caizse değil mi efendim? Evet. Şimdi diğer şeylerde bak şimdi bir ayette Muhammed 7:9'da ya eyyühellezine amenu intansurullaha yansurkum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Evet. Yine sizin buyurduğunuz İsa peygamberle ilgili Ali İmran 52'deki hani orada. İsa Aleyhisselam'a ilgili. Gale men ensari ilallah. Galel havariyun nahnu ensarullah. Havari diyor ki biz Allah'ın yardımcılarıyız diyor. Evet. Şimdi aynı şeyi yine müminler için istiyor. Haç suresinde de bunu göreceğiz. Evet. Yine Saf suresinde İsa'yla ilgili hani künü ensarallah. Yani bu müminlere şey yapıyor bize. Ya eyyühellezine amenu künü ensarallah. Kimdir bu? Ey müminler Allah'ın yardımcıları olun. Emrediyor evet. Ki ondan sonra İsa'ya geçiyor. İsa zamanında da böyle bir şey oldu diye. Evet. Arkadan bir şey daha var böyle Allah'ın yardım. Tevabün 7'de. Allah'a borç verin diyor. Ya Allah'a borç verin. Hiç Allah borç aynı şeyde mı? Bakara 245'te. Aynı şeyi Maide 12'de, Hadid 11'de, evet. 18'de, evet. Müzzemmil 20'de de hani bunları görürüz. Evet. Evet. Örnekler çok. Şimdi bak Allah'a yardım. Bunlar ne demek oluyor? Allah'a yakınlık, Allah'a yardım. İkisini aynı şeyden. Yardım ama İsra 111'i bir okuyalım da. İsra. İsra 111. De ki, tüm övgüler hiçbir çocuk edinmeyen, sahiplikte ve yönetimde kendisinin herhangi bir ortağı bulunmayan, bak, düşkünlükten dolayı yardımcısı olmayan Allah'a özgüdür. Burada her şey özetlenmiş. Allah seni kendisine yardımcı ediyor. Müttakileri yardımcı ediyor. Veli ediniyor ama muhtaçlığından değil. Tabii ki değil, muhtaç değil. Güçsüzlüğünden değil. Tabii ki. Neden? Diğer bir ayetlerde buyurur ki Muhammed 4:6'da bak velev yeşaullahu len tasara minhum velakin liyebluve bazukum bi bazın. Allah dileseydi hepsini kendisi yapardı. Yapardı. Ama sünnetullah da dünyadaki cari olan nedir? Her şeyi birbirinizin eliyle yaptırtmasıdır. Evet. Savaş da savaşı size yaptırtırır. Değil mi? Savaş. Yeryüzündeki fesadı, kargaşayı sizinle yaptırır. Sizin elinizle gider. Sınamanız bu şekilde olur. İşte onun için yine Tevbe mesela 13'te de eğer Allah dileseydi elbette onları cezalandırıp adaleti sağlardı. Evet. Fakat böyle olmasın sizi birbirinize denemek içindir. Için. Bütün özellik burada zaten. Onu bize bıraktı. Evet. Biz Allah'ın dinine yardımcı olursak, bu dinin gelişmesi için gayret edersek, Allah'ın velisi oluyoruz, Allah'ın yardımcısı oluyoruz. Ne kadar güzel bu bir işi şey. De kimler yapıyor? İnanmış takva ve takva sahibi insanlar takva sahibi yapıyor. Insanlar. İnanmış ve takva sahibi olursanız Allah'ın dostu oluyorsunuz, Allah, yardımcısı dost oluyorsunuz. Kardeşim, pardon. Dost demeyin, dost ağız alışkanlığı. Allah'ın velisi, evet. Allah'ın yardımcısı. Şimdiye kadar okuduğumuz eserlerin şeyi hala ortaya çıkıyor maalesef. Maalesef. Dilimizin köyü olmuş yani Allah'ın senelerdir velisi. öyle şey yapıyoruz. Hala dostluk bakma. Yok yani. Öyle. Şey yapamıyoruz, hala kurtulamıyoruz maalesef. Evet, maalesef. Evet. İşte İslam'daki veli de budur. Evet. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin çoğunda belki 50'ye yakın ayette bu velilik, velayet konuları şey yapar. Bizim işi de müminlere uyarır. Sizin veliniz Allah'tır. Allah elçisidir ve müminlerdir. Evet. Arkadan da sakına sakın kafirleri, müşrikleri, münafıkları seviyece sizden düşük olan imansızları da yönetici veli yapmayın. Edinmeyin. Onlara velayet vermeyin deyin. Evet. Onlarca, 20 sene sürekli uyarılar vardır. İşte Kur'an'a yapılan en büyük zulüm anlamlarını değiştirme suretiyle bizim bu halde zelil bir yaşayışımızı sağlamış maalesef efendim. Evet. Ve bu mesajlarınız çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz de